Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Ramazan demek, bolluk demek, bereket demek ve en önemlisi paylaşmak demek. Ramazan'da her gün ne pişireceğim diye düşünmeyin. Bizi takipte kalın. Bundan sonra ben Çekmeköy Web TV'de ve bütün sosyal medyalarındayım. Nasıl yemekler olacak? Önemli olan şu an öncelikle sıfır atık. Sıfır atık projesiyle devam edeceğiz ve Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı, Anadolu mutfağından esintiler olacak. Genelde tabii ki o ürünleri kullanacağım ama bunların hepsinin içinde benim kendi yorumlarım da olacak. Benim eklediğim ürünler olacak, çıkardığım ürünler olacak. Hep kendi yorumlarımı katarak size anlatacağım. Genelde böyle evde bulabileceğiniz, evde bulunan malzemelerle anlatmaya çalışacağım ki hep beraber yapalım. Siz de evde deneyin. Ben de burada yapayım. Test edin, onaylayın. O zaman ilk yemeğimizle başlayalım. İlk yemeğim Ramazan kebabı. Hani o bugün ilk gün, birinci gün hepimiz böyle o rehavet içindeyiz. Onu alacak ve bizim mineral olarak da, besin değeri olarak da besleyecek bir ürün. Malzemelere geçelim. 300 gram dana eti var. Yaklaşık 1 su bardağı, 10-12 tane diyebilirsiniz, arpacık soğanı var. 1 su bardağı nohut. 2 çeşit biberim var. 2 tane kapya biber, 2 tane köy biberi. 2 domates, 2 patlıcan. Bunlar sebzelerim. Yanına da bir tane büyük patates koydum. Bu 2 tane küçük diye de düşünebilirsiniz. Ve tabii karabiber, tuz, birazcık da yağ var. Ayrıca bu malzemelere ek olarak şunu söyleyebilirim. Biberlerle, patlıcanla bir de patatesi birazcık kızartacağım. Onun için de böyle kendinize bir dereyağı ya da sığ yağda bir kızartma tavası ayarlayabilirsiniz. Malzeme ek olarak onu söyleyebilirim. Ben o zaman yapıma geçiyorum. Önce korkmayın, tencerenizin altını açın. Isınsın, iyicene ısınsın. İyicene ısınsın ki bu etleri attığım anda onlar böyle mühürlensin. Bizim manyak reaksiyonu dediğimiz bir olay var. Böyle hafif karamelize olsun ki lezzetlensin. Hani o sevdiğimiz bizim mangaldaki o şey tadını versin. Tabii ki kömür tadı olmayacak ama o ilk ağza gelen tadı verecektir size. Şunu da kenara alayım. Şimdi şöyle, her zaman eti atmadan önce tuzunu, karabiberini verin. Çünkü et attığınız anda o çiğken içine çekecektir. Piştikten sonra atarsanız çok fazla çekmeyecektir. Kemikli etler de farklıdır ama şu an bizim kullanacağımız et kuşbaşı olduğu için bunu da bu şekilde ilerleyeceğiz. Birazcık yağ koyuyorum önce. Bu arada korkmayın, yani ısınsın tencere, tava neyse ısınsın. Hatta o arada ben yağ, hani kızartma yapacağım dedim ya, o tencerenin de altını açacağım, daha doğrusu tavanın altını açacağım. O da bir yandan ısınmaya devam etsin. Ona şöyle bol miktarda yağ koyabilirsiniz. Çünkü bu bir hani çok derin yağ olmasa da çok sığ bir yağ olmayacak. Ortalama bir yağ koyun. Bu da bir yandan böyle kızsın. Dediğim gibi tuzunu, karabiberini önceden veriyorum. Bu tuz karabiber miktarı tamamen sizin alışılagelmiş yemek yeme şeklinize göre değişebilir. Az çok koyabilirsiniz. Şöyle kaşığım. Dediğim gibi böyle çiğken karıştırırsanız daha iyi olacaktır. Yani biraz daha kızabilir. Dediğim gibi hiç korkmayın. Yani o tencere kızsın iyicene. Bunların arkasından soğanları ilave edeceğim. Soğanlar diğer ürünlere göre daha çabuk pişeceği için bir yandan da etin aromasını da alsın istiyorum. O yüzden yakın bir zamanda atacağım ama önce etleri mühürleyeceğim. Yani mühürleme işleminde de şey derler, suyunu kaybetmesin diye konuşulur ama aslında mühürlemenin bütün amacı lezzet katmanı oluşturmak ve lezzet katmaktır. Bilmiyorum, sesi duyuyor musunuz? Şu an gayet güzel bir ses geldi. O ses lezzetin sesi. Ya bu ses direkt böyle lezzet katıyor içine. Şimdi etler bir yandan pişerken, bir yandan mühürlenirken ben patatese geçeceğim. Patatesin nişastasından ayırmanız lazım. O yüzden böyle birazcık suda bekletin. Sonra iyi kurulayın. Çünkü iyi kurulamazsanız yağ attığınız zaman o yağ fışkıracaktır ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacaktır. Patatesle ilgili şey daha söyleyebilirim. Patatesi ne kadar uzun süre pişirirseniz, yani pişirme süresini ne kadar uzatırsanız patates lezzeti o kadar yükselecektir. Bunu birkaç üründe ilerleyen programda göstereceğim zaten size. Daha iyi anlatırım. Ama bunu temel olarak şey yapın. Yani nasıl diyeyim, patatesi birazcık sıcağa sokup, hemen buzluğa sokup, tekrar sıcak, tekrar buzluk yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Ama bunu ben size daha iyi bir şekilde anlatacağım. Bu sadece bir ön bilgi olsun. Patatesleri soyuyorum. Şu çöpüm olsun. Siz de her zaman böyle mutfakta iş yaparken, bir ürün doğrarken önünüze bir çöp alın. Çünkü hem zaman kaybını engeller hem de dağınıklığı engeller. O yüzden ben böyle önüme bir çöp aldım. Bunun üstüne soyacağım. Patatesleri daha sonra küp küp doğrayacağım ve şu benim kasem içinde suda bekleteceğim. Dediğim gibi et bir yandan pişmeye devam ediyor.
Ete de birazcık daha renk alsın etim. Böyle bir kahverengi ton istiyorum. Renk alsın, hemen soğanları ilave edeceğim. Şimdi sıfır atık dedim ben size. Sıfır atık. Ben şu an aslında yanlış bir şey yapıyorum. Bu patatesin kabukları bile iyice yıkanıp böyle nasıl diyeyim, içindeki her şeyden arındıktan sonra topraktan falan çok güzel bir patates cipsi, bunu da yapabilirsiniz fırında. Çok harika olur. Belki ben de bunları programdan sonra değerlendiririm. Şu an hani bu ürünle ilgili bir şey yapmayacağım için size anlatmıyorum. Yani aslında doğanın bize verdiği her şeyi kullanabiliriz. Şöyle kenarlarını alalım. Ben bazen böyle ürün yaparken çok fazla kabuk kullanıyorum. Fırında patates yaparken. Onunla da ilgili hatta bir programda size anlatımım olacak. Umarım beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Gerçekten lezzetli oluyor. Şöyle ikiye böldüm. Böyle kalın küpler olsun istiyorum. Çünkü ben burada hem fırına sokacağım, hem burada pişireceğim, ön pişirme yapacağım. O yüzden böyle iyice püre gibi olmasın diye biraz daha kalın ve yemeğin içinde kendini belli eder olsun istiyorum. Şöyle doğradım. Patates her zaman yemekleri çoğaltır. Patatesle ilgili çok şey anlatacak şey var da ben ufak ufak anlatayım size. Yemek çoğaltmada kullanırsınız. Yemek tuzlu olursa kullanırsınız. Hiçbir şey bulamazsanız püre yaparsınız. Yani bu arada etlerimi unutmayayım, onları bir karıştırayım. Biraz daha renk alsın istiyorum. Hemen soğanları ilave edeceğim. Şimdi patatesleri dediğim gibi suya koyacağım. O suyun içine nişastasını falan verecek. Bir de patatesde şey yapabilirsiniz. Hani tuz oranını ayarlamak için demin ne dedim? Etin ve sebzenin içine önceden tuz koymanız lazım. Ama patatesde tam tersi. Eğer patatesde önceden tuz koyarsanız tavanın içine attığınız zaman o içindeki yağı fışkırtacaktır. Yani o pıt 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 hani eder ya, bilirsiniz. Onu yapacaktır. O yüzden patatesi kızartıp çıkardıktan sonra tuzlamalısınız. Bu hani o parmak patateslerde de böyle, yine benim bu küp küp kızartacaklarımda böyle. Hepsini de bu şekilde yapmanız lazım. Ben bunu şimdi biraz suya koyuyorum. Bakalım etlerin durumu şu an iyi. Evet, bence istediğim rengi aldı. Yani şöyle hafif kahverengimsi bir ton aldı. O dediğim gibi lezzettir. Soğanları ilave edeceğim. Yine görsel olarak çok hoşuma gittiği için arpacık soğanları bütün kullandım. Çok bölmek istemedim. Böyle hani tok tok güzel güzel dursun diye. Şeyle ilgili konuşabiliriz. Yani bir yemeğin içine niye arpacık soğan konur? Arpacık soğan normal bizim klasik soğana göre biraz daha aroması azdır. Yani çok fazla soğan aroması vermek istemiyorsanız daha küçük bir arpacık soğan kullanabilirsiniz. Bu da bir ek bilgi olsun. Tamam, buradaki hikayemiz güzel. Şimdi patlıcanlarımı aldım. Bunları doğrayacağım. Böyle parmak uzun uzun olsun istiyorum. Yine bir görsel olarak bütünlük tamamlaması için. Patlıcanları da biraz böyle tuzlu suda bekletebilirsiniz. Hatta ben bazen sütte de bekletiyorum. Yani lezzetlenmesi için ve acılığını alması için bu tarz yöntemler uygundur. Ama mevsiminde alınan bir patlıcan zaten acı olmayacaktır. Direkt kullanabilirsiniz. Yani şu boy, aynen 3'e bölsem iyidir. Şöyle gayet güzel. Bir tanesi fırladı gitti. Şunu çöpe atayım. Bir yandan aynen etlerim oluyor. Yani şey yapabilirsiniz, hani mutfakta yemek yaparken eğer tezgahınız yemek yaptığınız yere yakınsa bir yandan ürünleri doğrayıp bir yandan da buradaki ateşe hükmedebilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı ve doğru bir şekilde yemek pişirirsiniz. Size de kolaylık olur. Şunun ucunu biraz tıraşlamak istiyorum. Şurasını kullanmayacağım. Şöyle bir parmak görüntüsü bizim için yeterli olacaktır. Hatta yağın altını ben kısmıştım. Çünkü tam işim bitmedi diye. Şimdi açıyorum yağın altını. Böyle doğrayalım. Ya kabuğundan doğrarsanız biraz zorlanırsınız. Onu zaten göstermiş oluyorum. Şöyle alttan doğrarsanız daha kolay olacaktır. Şimdi bir yandan hatta bunları atayım ben. Bakayım yağım yeterince kızmış mı? Şöyle neyle kontrol edebiliriz? Yani şu ürünü alıp hani şöyle bir ucuyla, aynen kızarmış. Şöyle kontrol ederseniz anlarsınız. Hafif kızarsın istiyorum çünkü bunları bir daha fırına sokacağım. O yüzden böyle bir ön pişirme gibi düşünün, lezzet vermek gibi düşünün. Çok
da doldurmadan şöyle şöyle koyabilirim. Etin altını kıstım çünkü artık böyle için için pişsin istiyorum. O vermek istediğim karamelize tat, işte nasıl diyeyim, manyak reaksiyon dedim ya, onları açığa çıkanma olayım benimle ilgili bitti. Şimdi pişecek, o soğanlar etin suyunu, yağını içine çekecek, lezzetlenecek. Buradaki süreç böyle devam edecek yani. Bir anda gözüm patlıcanlarda. Şöyle kendinize bir peçete sarılmış tabak ayarlarsanız, çıkardığınız zaman hani yağ direkt süzülmüş olacaktır, birazcık kurtulmuş olacaksınız. Öteki türlü bayağı başınız belaya girebilir çünkü çok fazla yağ verir. Hatta ben etin üstünü kapatmak istiyorum. Birazcık buharlı buharlı pişsin. Yağ çok kızgın olmazsa patlıcanlar yağı içine çekeceği için böyle sünger gibi olur. Yağ, çünkü biliyorsun patlıcan her şeyi çeker içine. O yüzden böyle biraz daha kızgın yağ at. Bir yandan da biberlere ben geçiyorum. Ya bakın gördüğünüz gibi hani her şey aynı anda olabiliyor. Bir yandan et pişiyor, bir yandan patlıcanlar kızarıyor, bir yandan da ürünleri kesiyorum. Yani bu siz de kendi yönteminize göre böyle kolaylıklar kendinize sağlayabilirsiniz. Böyle pratik yollar keşfedebilirsiniz. Böyle ufak ufak kendimce örnekler vermeye çalışıyorum. Biberleri de biraz büyük büyük keseceğim. Onları da hafif kızartacağım. Şöyle. Yani büyük dediğim nasıl olabilir mesela? Şöyle iyidir yani. Şu boy gayet iyidir. Biber zaten hızlı pişer. Çok fazla kızartmayacağım ama patlıcanlı patates biraz daha geç pişer tabii. Şu ürünleri de şöyle kenara alacağım. Doğradığım biberleri de yine şöyle yapayım kendimi biraz yol için. Biraz sıkıştırmamak lazım çalışırken. Yani biberi de böyle ayıklayabilirsiniz. Ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini atabilirsiniz şöyle. Bana artık böyle güzel kokular gelmeye başladı. Bir yandan etin kokusu. Şöyle bir kapağını açtım. Mükemmel kokuyor yani. Zaten et kokusunu herkes seviyordur. Bir yandan da o patlıcanların kızarmış kokusu. Şu an böyle mutfağa koku bastı. Ramazan'ın ilerleyen günlerinde bu hani oruçluyken yemek yaparken falan çok zorlanıyorsunuzdur. İyicene güzel kokacaktır ama ödülünüzü, o manevi ödülünüzü iftardan sonra çok güzel alacaksınız. Hem damağınız doyacak hem maneviyetiniz doyacak. Yine biberleri ben kesiyorum. Aynen bu şekilde. Yeşil biberleri de aynı şekilde devam edeceğim. Bir yandan patlıcanlara bakalım. Şöyle. Aynen şu renk doğrudur. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Et yemeği yapıyorsunuz. Et böyle biraz kuru mu geldi? Hafif böyle tavaya mı yapıştı? Yani tencereye mi yapıştı artık neyde yapıyorsanız? Böyle bir yarım bardak falan ya da biraz daha su koyabilirsiniz. O tencerenin dibine yapışan lezzet partiküllerini yemeğin içine çıkartırsınız. Ve etiniz yanmamış olur. Ayrıca lezzetlenmiş olur. Ben şimdi birazcık su koyacağım içine. Şöyle. Tencerenin dibine yapışmış lezzetli parçalar şu an yemeğin içine geçti. Bunu her yemekte yapabilirsiniz. Şimdi yeşil biberlerden devam ediyorum. Ondan sonra kızartmaları yapacağım. Patlıcanlar bence oldu. Şu yeşil biberi bırakıp bence patlıcanı almalıyım. Çünkü yanmasını istemeyiz. Şöyle yağını süzüklediğim gibi peçetenin üstüne çıkarırsanız daha mutlu bir sonuç olacaktır. Yani hafif bir su değmesi bile yağı nasıl kızdırdı. O yüzden dediğim gibi hani patlıcanları yaparken çok dikkat edin. Atıyorum bir yandan yine diğerlerine. Ben bunları biraz daha tuz ekmek istiyorum. Çünkü dedim ki kızarmış ürünü önceden tuz koyarsanız sulanır. Çıkardıktan sonra atıyorum ki şimdi içine çeksin ki suyunu dışarı vermesin. O bütünlüğü işte kendi dokusunu, lezzetini bozmasın. Biberlerde kalmıştım. Biberlere devam ediyorum. İçlerini temizleyelim. Şöyle hepsini bir kere de çekirdeklerini alabilirsiniz tabii böyle. Şunları sonra temizleyeceğim. Çekirdeklerini aldıktan sonra böyle üstünden etli kısmından, iç kısmından yani kabuğun gelmediği yerden bir kere de 2, 3, 4, 5 tane biberi artık küçüklüğüne göre, büyüklüğüne göre siz de böyle kesebilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Patateslerin şimdi süzülmesini istiyorum.
Şöyle bakayım. Nişastasını saldı patatesler. Bunları da kurulayayım. Kızartmaya devam edeceğim patlıcanlarla birlikte. Şimdi yine bunları süzdüm. Ama nemli kalıyor. İster istemez nemli kalıyor. O yüzden yine böyle bir peçeteli şey yaptım. Tabak hazırladım yani. İyicene kurulansın. Ki yağ bana fışkırtmasın. Size de fışkırtmasın. Sıçramasın. Şöyle koyduğum zaman okeydir. Şimdi patlıcanları kızarttım. Çıkmak üzere son partide. Ondan sonra patatesleri yapacağım. Sonra biberleri. En sonunda domatesleri. Domatesleri de elma dilim yapıp hafif böyle sokup çıkartacağım. Ondan sonra tepsiye dizeceğim. Bir yandan da etlerim oluyor. Önceden haşladığım nohutlar vardı benim. Yaklaşık 1 su bardağı. Onu da içine ilave edeceğim ki nohutlar da o etin hafif aromasını çeksin. Önceden haşlanmış olsa da içine koyduğum zaman o aromayı çekecektir. Belki nohutla ilgili şeyden bahsedebilirim. Şimdi ben bunu haşlanmış hazır kullanıyorum. Siz öyle kullanabilirsiniz. Ama evde kurutulmuş nohutunuz varsa nohutları önceden böyle bir karbonatlı tencerede çevirin. Hafif ısı vererek. Sonra suyunu verin. O bütün kabuklarını yukarı atacaktır. Böylece kabuksuz işte humus yaparsınız. Başka bir nohut püresi yaparsınız. Nohutu bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok da basit, pratik bir yöntem oluyor. Nohut kabuğuyla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız bu da böyle bir dipnot olsun. Tamam, bunu üstünü kapatıyorum. Bence patlıcanlar iyidir. Bunları doğrarken hepsini eşit doğramaya çalışın. Çünkü mesela bir tane küçük kaçmış aradan. Küçük doğranan, büyük doğranan hızlı pişeceği için yanar. Hepsi eşit pişmez. O yüzden böyle daha dengeli, daha dikkatli, eşit doğramaya çalışırsanız daha uygun olacaklar sizin için de. Ben böyle biraz hızlı hızlı yapmayı seviyorum. O yüzden bazen bir şeyler dökülebiliyor, düşebiliyor. Beni tanıyanlar biliyordur. Şöyle kenara aldım. Şimdi patateslerimi atacağım. Biraz kurulanmasını beklemiştim. Dediğim gibi nişastasını aldınız. Suyunu verdikten sonra o nişastasını attı üstünden. İyicene kurulandı. Şimdi tavaya girecek. Evet, patatesleri de kızartmaya başladık. Bunu kenara alıyorum. Ben biraz rahatlayayım. Sonra dediğim gibi biberlere geçeceğiz. Domatesleri bekletiyorum. Etim pişiyor. Hem de ne pişiyor yani, nefis oldu. Yani bence bunu evde yapın, siz de beğeneceksiniz. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi ufaktan tepsimini alabilirim. Ya tepsi dediğim borcam. Tepsi de kullanabilirsiniz. Böyle borcam da kullanabilirsiniz. Bunun içine dizeceğim. Oh, böyle iyicene karıştırıyorum ki o nohutlar içine bütün et aromasını, soğan aromasını alsın. İyicene böyle özdeşleşsin diye. Çok önemlidir. Bütün Osmanlı yemeklerinde bu özdeşleşme olayı uygulanır. Bununla ilgili zaten yine yemekleri anlatacağım. Bugün ilk gün olduğu için böyle ufak ufak şeyler veriyorum size. Hani takipte kalın, daha böyle hangi ürünler çıkacak merak edin falan diye. Genelde dediğim gibi Türk, Osmanlı ve Anadolu mutfaklarından ilerleyeceğiz. Benim çünkü en sevdiğim mutfaklar onlar. Hepimizin belki de en sevdiğim mutfaklar onlar. Yoksa kimse aslında böyle hani risottoya bayılmaz. Ne bileyim İtalyan raviolisi şeyleri, tortellinisi falan onlara bayılmaz ama gider yeriz arada. Merak ederiz ama esas yemeklerimiz bizim bunlar. Şimdi ben sığ yağda kızartma yaptığım için patatesleri biraz böyle çevirmem lazım. Derin yağda yaparsanız benim gibi böyle çevirmeyle uğraşmazsınız. Benimki sığ yağ olduğu için biraz böyle çeviriyorum. Şimdi o nişastasını aldığım için böyle çıtır çıtır güzel patateslerim hazır. Oh, patateslerim harika oldu. Bakın size böyle. O tam istediğim rengi aldı. Hani karamelize oluyor ya. Onları böyle iyice aldı. Ben bunları artık buradan alabilirim. Şöyle patlıcanların yanına gelsin. Biraz daha zor oldu. Biraz daha büyük şey seçebilirsiniz. Ben küçük seçtim. Daha zor oluyor ama alınıyor yine. Etim de duman çıkarmaya başladı. Of. Harika oldu. Etin altını kapatıyorum. Etim harika pişti. Nohutlarım hafif böyle dağıldı. Öyle olsun istedim. Çok bütün dursun istemiyorum. Çünkü o hafif böyle nasıl diyeyim doku versin istiyorum yemeğe. Patateslerimi aldım. Biberleri atıyorum. Biberlerin hepsini bir arada atabilirsiniz.
Çok fazla pişirmeyeceğim, biberler hızlı pişiyor. Böyle coz coz coz. Bunu da kenara alayım ben, ayak altında durmasın. Patatesleri çıkardığınız zaman hemen tuzunu verin. Dediğim gibi tuzunu şimdi içine çekecek, bir daha içine çekmez. Tam doğru zaman bu kızartma anından çıkardıktan sonra. Bu da hazır, etim de hazır. Artık ben ufaktan tabaklamaya geçebilirim. Önce patlıcanları koyuyorum. Şöyle kenarlara yaya yaya koyuyorum. Böyle. Şimdi ortasına etleri ve soğanları koyacağım. Nohutlarla birlikte şöyle. Oh. Tam bir lezzet cümbüşü. Hoş geldiniz. Yani inanın bana, soğanlar bile şu anda en az et kadar lezzetli oldu. Böyle bir aromasını içime çekti ki. Dediğim gibi domateslerim vardı. Bunları elma dilim yapacağım. Şöyle yine üstünü bir tıraşlayayım. Şöyle elma dilimi olsa güzel olur. Biberlerim biraz daha renk alsın. Çok hafif daha renk istiyorum. O canlı taze rengi gitsin, biraz daha böyle pişmiş rengi gelsin istiyorum. Domatesleri de onun içine atacağım. Çünkü direkt tepsiye koyarsam, borcama koyarsam domatesler böyle şey, çok pişmeyecek. O istediğim rengi almayacak. O yüzden biraz daha yağın içine tutacağım. Biberleri almaya yakın domatesleri atabilirim içine. Hatta şu an atıyorum. Şöyle. Yemek yaparken temizlik çok önemli. Ben her zaman 7-8 kere falan elimi yıkıyorum. Çünkü elimle müdahale etmeyi seviyorum. Gerçi el lezzetine çok inanmasam da yine elle müdahale etmeyi seviyorum. O yüzden 7-8 kere yıkıyorum yemek yaparken. Yine aynı şekilde olacak. Böyle devam ediyoruz. Şimdi biberleri, domatesleri bekleyeceğiz. Şunu da kenara alabilirim artık. Şunu da işimiz bitti. Biraz sıcak olabilir. Çok sıcak değilmiş. Yine de bir şeyle tutarız. Şimdi domatesle biberlerimi alacağım, içine ilave edeceğim. Şöyle şöyle atabilirim kenarlarına. Şöyle eşit bir şekilde yaymaya çalışıyorum ki hani her yere aroma eşit geçsin diye. Bir tane bonus geldi. Domatesleri dizdikten sonra biberleri rastgele üstüne atacağım. Şöyle birazcık üstüne atalım. Tamam, artık ocağımızı da kapatabiliriz. Ocakta işimiz bitti bugünlük. Yani gördüğünüz gibi her renk tonu var. Tam böyle Ramazan gibi. Bolluk, bereket içinde bir tabak hazırladım size. Daha doğrusu bir sunum hazırladım. Bence denersiniz, yaparsınız. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. İçindeki malzemeleri ekleyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Ben çok öyle şeylere takılmam. Çünkü herkesin bir sevdiği ürün var, sevmediği ürün var. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Acı seven var, buna acı da koyabilirsiniz. Salça seven var, belki etine bir tık böyle salça atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben yiyecek olsam aslında bu biberleri, yeşilli, kırmızısı hepsini acı koyardım. Ama böyle topluma, topluğa yemek yaparken bir de Ramazan'da çok fazla acı gitmez. Yaklaşık 200 derecede bir 15-20 dakika pişse yeterli olacaktır. Siz yine bakarsınız üstündeki renk nasıl olmuş, ne kadar çok pişmesini istiyorsunuz, ona göre alırsınız. Ama benim dediğim gibi 200 derecede bir 15-20 dakika yeterli olacağını düşünüyorum. Ben bunu şimdi fırına atıyorum. Şimdi gelelim ikinci yemeğimize. İkinci yemek bir salata olacak. Bu harika yaptığımız nefis Ramazan kebabının yanına bir salata yapacağız. Kaşık salata olacak. İçinde yoğurt olacak. Böyle malzemelere geçin ben istiyorsanız.
içinde yoğurt olacak. Salatalık, domates, yeşil, köy biberi. Soğan olacak. Soğanın hepsini kullanmayacağım. 1/4'ü yani çeyreğini falan kullanacağımı düşünün. Ceviz olacak. Zeytinyağı olacak. Ve nar ekşisi. Nasıl bir sunum yapacağım? Yoğurtla böyle bir taban yapacağım. Üstüne de o minik minik kaşık salataya gelecek gibi sebzeleri doğrayacağım. Salatalıkları, domatesi, soğanı, biberi doğrayacağım. En sonunda maydanozu kıyacağım ve böyle güzel bir sunum yapacağım. Yemekle birlikte size servis edeceğim. O zaman ben başlıyorum. Sorun yok. Şöyle çöpümü kenara alayım. Nereden başlayayım? Salatalıktan başlayabilirim. Kenarlarını biraz tıraşlayayım şöyle. Ondan sonra kabuğundan kurtuluyoruz. Bunun kabuğuyla da çok güzel salata yapıyorlar. Ya da böyle hanımlar yüzüne falan basıyor. Bilmiyorum yapıyor musunuz? Öyle bir şey yapabilirsiniz. Hani sıfır atıktan örnek vereyim istedim. Böyle soyacağım. Salatalığın, şimdi kaşık salatalığı amaç şu. Böyle nasıl diyeyim, domates, salatalık hep böyle sulu ürünler. Bunların suyunu çok fazla salataya salmasını ben istemiyorum. Sunarken çok fazla böyle nasıl diyeyim, kargaça oluyor. Böyle şey güzel olmuyor yani, bir şekilde güzel olmuyor. O yüzden içini almayacağım. Sadece dış kısmını yapacağım. Onu zaten göstereceğim size. Şöyle kenara alayım. İç kısımlarında çok güzel cacığı kullanabilirsiniz. Yine başka bir salataya kullanabilirsiniz. Ve direkt yiyebilirsiniz yani. Esas lezzetli yanı orası derler ama sulandırdığı için bana çok uygun gelmiyor. Şimdi şöyle. Şöyle alırsanız. Şu kısım çok gelsin istemiyorum ama şurası doğru kısımdır. Yine aynı şekilde ters taraflarını da yapalım. Böyle daha kontrolü kolay olacak benim için. Böyle tutuyorum. Yine aynı şekilde düz tutmaya çalışırsanız daha doğru sonuç elde edersiniz. Şuradan hatta kap alayım karıştırmak için. Doğradığım ürünleri kabın içine koyarım. Şunu kenara alacağım. Şimdi nasıl bir şey istiyoruz? Böyle ufak küpler istiyoruz. Biz mutfakta buna burnuaz deriz. Fare diş de derler. Böyle ufak ufak küpler yapacağım sizin için. Yani kaşık salata olduğu için hani böyle bir kaşıkla yenilebilecek kadar küçük ürünler, küçük parçalar olmalı ki salatanın adı desteklenmiş olsun. Şöyle minik 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 doğrayabiliriz. Yine aynı şekilde bunları da öyle yapacağım. Şöyle ufak ufak şeritler yapıyorum, sonra hepsini bir arada kesiyorum. Böyle daha kolay oluyor. Şimdi göstermek için ben direkt buradan bibere geçeceğim. Biberi yine aynı şekilde ayıklarsınız. Böyle kafasını koparıp iç tarafını böyle yarıp çekirdeklerini çıkarıyorum. Dediğim gibi yani verdiğim tarifler 4 kişilik diye düşünebilirsiniz. Ama tabii öyle bir yersiniz ki şimdi iftarda bir de biraz fazla yiyoruz. 2 kişiye de yetebilir. Bilmiyorum yani, o tamamen size kalmış. Ama ana ürün eminim ki en az 4 kişiye yetecektir. Böyle hemen aktaralım. Ramazan'da şöyle tadını çıkara çıkara, keyfini ala ala yemek yapalım. O kokular bizi daha çok iftarı bekletmeye yönelsin. Yani daha çok iftarı bekleyelim, daha çok isteyelim. Böyle harika sofralar kuralım ya. Yani zor günler geçirdik. Bu virüs olsun, her şey olsun ama Ramazan bizim için her zaman en değerli zaman, en keyif aldığımız zaman. O yüzden hepimizin eminim ki iple çekiyorduk bu zamanı ve bugün ilk günündeyiz. Çok da keyifliyiz yani. Ramazan'ın bize verdiği keyif belki de hiçbir şey vermiyordur. Domatesi de tıraşladım. Domatesin de şimdi şeyini yapacağım. Biz buna konkase domates deriz. Domatesin kabuğunu ve iç tarafını ayırırsınız. Ona konkase denir. Hani o içindeki sulu kısmı çıkartıp onu yine bir yemeğe kullanabilirsiniz. Belki bu demin yemek yaptım ya. Onun etini pişirirken onun içine atabilirsiniz. Bir öneridir bu. Başka bir şey, dolaba kaldırırsınız. Başka bir şey kullanırsınız. Bu şekilde kullanacağım. Dediğim gibi kabuğunu alacağım, içini alacağım. Sadece o etli kısmını salataya koyacağım. Domatesin de kabuklarından kurtulduk. Şimdi dediğim işlemi yapacağım size. Konkase domatesi diye biz söylüyoruz. Siz nasıl derseniz öyle deyin. Şöyle içini çıkarıyorum. Bu kısmını kullanmayacağım.
Domatesi de yine aynı şekilde küp küp doğrayacağım. Şu son kalan parçaları şöyle gelişigüzel yapabilirsiniz. Burada gayet güzel olduğu için ilave edelim. Dediğim gibi şimdi çok fazla sulamayacak. Normalde herkes bilir yani. Özellikle ev hanımları bilir. Bu domatesi böyle bütün doğrarsanız, salatalığı doğrarsanız salatanızı bir bakarsınız içi böyle su dolmuş. Aslında lezzetli bir sudur hani güzel bir sudur ama görsel olarak çok böyle hoşunuza gitmez. O yüzden böyle yapabilirsiniz normal evde yaptığınız salatalarda da. O salatalık kısmında yersiniz ya da domatesi de yemeğe kullanırsınız. Hiçbir şey ziyan etmeden bir sonraki yemeğe geçerken onları değerlendirebilirsiniz. Evinizde umarım, evinizde eminim ki yapıyorsunuzdur ama ben de ufak nacizane böyle öneriler veriyorum size. Tüyolar veriyorum. Bunlarla da işim bitti. Şu an ne kaldı? Soğan kaldı. Soğanı yani şöyle olsa bir de şöyle olsa şu bana yetecekti. Şunları kenara alayım. Soğanı ben şey yapıyorum, kabuklarıyla birlikte yıkıyorum. Çünkü soyup yıkadıktan sonra o siz bıçakla keserken dışında kalan toprağı falan böyle soğanın içine geçiyor. O yüzden önce kabukluyken yıkayın ki böyle kullanın gönül rahatlığıyla. Tamam, yemeğimiz hazır. Neyi kaldı? Maydanozu en son koymayı düşünüyordum. Ya da içine de karıştırabilirsiniz ama ben en son böyle üstüne atacağım. Daha güzel olur. Şimdi sıra geldi tabaklamaya. Şunu kenara alayım. Önce kese yoğurdunu, süzme yoğurdunu alıyorum. Şöyle ortasına bırakıyorum. Hafifçe kaşıkla yayıyorum. Ramazan'da benim en sevdiğim şey yoğurttur. Hele böyle sıcak havaları, yaz aylarına geldiğimizdeki Ramazan'da çok çok iyi gidiyor. Şöyle tabağıma sundum. Yani hazırladım. Bir kenara alayım. İşim bitti bununla. Şimdi bu hazırladığımız ürünün içine birazcık nar ekşisi, birazcık zeytinyağı koyacağım. Biraz fazla koydum. Belki sevenler vardır. Şimdi karıştıracağım ben bunu. Karıştırdım ki böyle homojen olsun. Yani bir kaşık aldığın zaman hepsi ağzınıza gelsin. Böyle karıştırdım içine. Bu benim favorimdir. Yani hakikaten kaşık salata benim birinci sıradaki salatamdır. En sevdiğim salatadır. Şöyle yüksek yaparsanız daha güzel gözükecektir. Araya ufak parçalar dökülebilir. Çok umursamayın. Şöyle bence istediğim görüntüye ulaştım ben. Bunu kenara alacağım. Şunu kenara alacağım. Bunlarla işim bitti. Şu an ceviz. İçine birazcık böyle ceviz doğrayacağım. Birazcık hepsini aldım böyle bir anda. 2-3 parça yeterlidir. Şimdi size verdiğim tariften ben daha az yaptım. Çünkü hani sadece sunum için göstereceğim. Siz bu verdiğim tarifi birebir uygularsanız yani dediğim gibi 4 kişiye rahat edecek bir salata elde edersiniz. Şöyle bir arada ufak büyük parçalar gelsin. Böyle ceviz yerken ağza gelsin. Ben onu çok seviyorum. Bence bu uygundur. Maydanozu çop edelim. Birazcık böyle maydanozun sapını bence kullanabilirsiniz. Bence bu da tamamdır. Şimdi şöyle üstüne maydanozu böyle bir yanardağ gibi üstüne böyle attık mı bence kaşık salatamız da hazırdır. Şimdi fırında benim neyim vardı? Ramazan kebabı. Ramazan kebabını alacağım. Bunları yan yana servis edeceğim. Bu iki sevdiğim ürünü size Ramazan'ın ilk gününde sunmayı ben istedim. Çok sevdiğim ürünler bunlar. Umarım siz de dener, beğenirsiniz. Çok doyurucu ve böyle hani her yönden besleyici ürünler. Görsel olarak da iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de iyi bulmuşsunuzdur. Afiyet olsun. Evet, Ramazan'ın ilk gününde size iki ürün yaptım. Biri Ramazan kebabıydı. Fırından şimdi çıktı, tazecik, sıcacık. Yanına da bir salata yaptım. Kaşık salata böyle sizi serinletecek, ferahlatacak bir lezzetti. Umarım beğenirsiniz. İftara da az kaldı zaten. Bundan sonra Ramazan boyunca birlikte olacağız. Beni bu Web TV'den takip edebilirsiniz. Çekmeköy Web TV'deyim ve onun sosyal medyalarındayım. Her gün size ayrı bir lezzet sunacağım. Umarım siz de takipte kalırsınız. Bütün Ramazan'ı birlikte geçiririz. Afiyet olsun.